Merhabalar. Bu videoda Donatı Plus'la merdiven nasıl çizildiğini anlatacağım. Bir 3 kollu ve de bir de iki kollu merdiven üstünden. Merdiven butonumuza atıyoruz ve karşımıza merdiven bilgilerini gireceğimiz merdiven kartı geliyor. Burada ölçeğimizi, pas payımızı, döşeme kalınlığımızı ve temel kalınlığımızı, kotumuzu, ve işte merdivenimizin tipini, Girdiğimiz bölüm var. Şimdi burada döşeme kalınlığımızı girdikten sonra temel kalınlığımızı sıfır olarak girersek döşemeden çıkan bir merdivenmiş gibi çiziyor. Ama bir temel kalınlığı girersek temelden felizli olarak çiziyor. Başlangıç kutumuzu giriyoruz ve çizmek istediğimiz merdivenin tipini seçiyoruz. Yani burada çizeceğimiz merdiven 3 kollu bir merdiven. 3 kolluyu seçiyoruz. İlk kol yeri dediğimiz yere de lokal olarak baktığımızda merdivenimizin ilk kolu yani ilk merdivenimiz ne tarafta olduğunu soruyor. Yani buradaki merdivenimiz sağ tarafta ve üstten başlayıp alta geliyor. Buradan da sağı ve üstten altayı seçiyoruz. Daha sonra mesnetlerimizi solundaki, sağındaki, üstündeki, altındaki mesnetlerimizin tipini belirtebiliriz. Buradan mesnet kalınlıklarımızı ölçtürebilir ve mesnet kalınlıklarımızı tipimizi buraya yazdırabiliriz. Mesela bunun soluna perde, sağına perde alt tarafına perdeyi seçelim. Altında donatı bilgilerimizi girdiğimiz kısım var. Merdiven tipimiz var. Biri tokenin istediği donatılı şekli. Diğeri de farklı bir donatı şekli. Bunu çizdirerek birazdan göstereceğim. Şimdi döşemeden çıkan merdivenimizde ilk kolumuzun filizli olmasını istiyorsak ilk kol merdivenimizin başlangıcını filizli olmasını istiyorsak burada filizli işaretleyebiliriz. Basamaklara L donatısı atmasını istiyorsak Basamak L donatısını işaretleyebiliriz. Mesnetten çıkan basamak donatısını olmasını istiyorsak bu tiki işaretleyebiliriz ve basamak ve sağınlığı filizli şekilde çizmesini istiyorsak filizli basamak sağınlığı işaretleyebiliriz. Bu bilgileri girdikten sonra sonraki butonuna tıklıyoruz ve karşımıza bu merdivenimizin, kol bilgilerine gireceğimiz kart geliyor. Burada alt ve üst mesnet uzaklığımızı yani iç kısımdan ölçüyoruz. Sağ ve solu iç kısımdan ölçüyoruz. Sağınlık yerimiz bunda sağınlık yerimiz merdivenin en sonunda. Yani bazı merdivenlerimizde birinci kolumuz çıkıyor. Burada bir sağınlığımız sonra ikinci ve üçüncü kolumuz olduğu zaman Burada birinci merdivenin sonu, ikinci merdivenin sonu gibi seçenekleri işaretleyebiliriz. Şimdi birinci kol bilgilerini buradan ilk basamağın mesnete uzaklığını yanındaki butonlara tıklayarak da ölçtürebiliriz. Burada ilk basamağımız burası ve karşısındaki mesnette burası. Ve kol boyunu, kol elini buradan yanındaki butonlara tıklayarak ölçebiliriz. Ama bir de hızlı ölç butonumuz var. Burada da köşeden başlayarak uzaklık, merdivenin sonu, sonra kalınlığı, sonra basamak genişliğimiz şeklinde bunların hepsini buraya daha hızlı şekilde doldurabiliriz. Yine bu merdivenimizin şu şekilde ve diğer merdivenimizin de şu şekilde bilgilerini buraya girebiliriz. Rıht yüksekliğine girdiğimizde bu mesela ilk basamağın çıktığı kutu yan tarafına güncel olarak veriyor ve merdivendeki bilgileri doğru girip girmediğimizi de buradan teyit edebiliriz. Rıht yüksekliğimizi göz at tuşuna tıklayarak bakıyoruz. 16.11'miş. Bunları 16.11 olarak güncelliyoruz ve burada mesela ilk kodumuzu doğru şekilde girdiğimizde merdivenin çıkacağı kod da doğru çıkacaktır. Ve ardından çizim butonuna tıklayıp merdiveni çizmesini istediğimiz yeri belirtiyoruz. Ve bu merdivenimizin donatı detaylarının olduğu dört tarafı da çiziyor. Şimdi burada belirttiğim gibi ilk basamağımızı filizli bir şekilde çizdi ve bir temel girmediğimiz için de döşemeden çıkan bir merdiven olarak çıktı. Aynı merdiveni mesela örnek olarak 90'lık bir temel girip çizdiğimizde ve buradaki son kot butonuyla da bu çizdirdiğimiz merdivenin en son çıktığı kotu direkt buraya alabiliriz. 2.90 Buraya temelimizi girelim. Sonraki butonu tıklayalım ve aynı merdivenin bir de temelli halini görelim. Üç kollu merdivenimizi bu şekilde ilk kattan diğer katları çizerek merdivenimizi çizdirebiliriz. Burada aynı döngüye sahip olan kısımları da tek bir seferde çizmesini istiyorsak buradaki kat adetini girerek kodlarını üst üste yazdırıp donatılarına da çarpımını ekletip metraja hazır bir şekilde de çizdirebiliriz. Üç kollu merdivenimiz bu şekilde. Şimdi iki kollu bir merdivenin çizimine gelelim. Örnek olarak buradaki projedeki iki kollu merdivenimizi çizelim. Merdiven butonuna tıklıyorum. Burada çizmek istediğim merdiven iki kollu ve birinci kolum bu sefer sol tarafta ve alttan üste doğru gidiyor. Yani burada her zaman çizeceğimiz merdivende lokal olarak bakıyoruz. Yani burası sol, sağ, üst ve alt olarak düşünüyoruz. Burada da gene mesnet bilgilerimizi giriyoruz. Burada alt tarafımız giriş. Sonraki butonuna tıklıyoruz ve karşımıza gene birinci kol ve ikinci kolun bilgilerini gireceğimiz kısım geliyor. Burada ilk basamağımızı, daha sonra kol boyumuzu, daha sonra kol enimizi, basamak genişliğimizi tek tek de girebiliriz veya az önce de gösterdiğim gibi hızlı ölçülen mantığını anladıktan sonra hızlı bir şekilde buraya bilgileri doldurabiliriz ve rıht yüksekliğimizi de girdikten sonra çizim butonuna tıklayıp bu merdivenimizin de donatı detayını bu şekilde çizdirebiliriz. Tabi burada alt ve üst sağ ve sol uzunluklarını girmediğimiz için merdivenimiz doğru olmadı. Alt, ve üst sağ ve sol uzaklarımızı giriyoruz. Merdivenimizi bu şekilde donatı detayını çizdirebiliriz. Donatı Plusla merdiven çizimi bu şekilde burada üç tipte merdiveni Donatı Plusla çok rahat bir şekilde çizdirebiliriz. Donatı Plusla merdiven çizimini anlattım. Aklınıza takılan yerler varsa bunları bana yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.